Derbi'de her gol'e 30 TL bonus. Şimdi üye yol, kampanyaya katıl. Fenerbahçe Trabzonspor maçına kuponunu yap. Maçta atılan her gol için 30 TL bonus kazan. Detaylar tuttur kampanyalar sayfasında. Her zaman Voli ekranlarından herkese merhabalar. Tuturanlar Kulübü her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Tam kadroyuz. Sevgili Uğur Karakullukçu, Serdar Çelikler ve ben Deniz Kazuk. Kozuk. Ee, önümüzdeki maç programı ve bu önemli maçları içerisinden seçtiklerimizi burada tahminlerimizi yapacağız. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyidir. Sen, sen nasılsın? i̇yiyiz <laughs> biz de iyiyiz. Yalan da olan biz ırmaklı 45 dakikadır muhabbet ediyoruz Sardar abi. Evet. Asıl özlediğimiz kişi kendisi mi? Aynen. Başka <laughs> bir yayındaydım. Ben burada sabit olarak duruyorum. Yani yaşım değişiyor. Sardar abi <laughs> biz dönüyoruz Sardar abi. <laughs> <burada bir yayındaydım>. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi haftanın maçlarını konuşacağız tabii. Önce hafta arası var. Hafta arası Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi biraz daha gündemimizde olacak. Bu konuya dair bir anonsumuz da var az sonra. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ve tabii ki Avrupa Kupası maçları, UEFA Avrupa Ligi ve konferans liglerindeki mücadeleleri de burada her zaman olduğu gibi değerlendiriyor. Olacağız ama her zaman olduğu gibi yine baştaki anonsumuzu bir hatırlatalım. Tutur'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına özel her gole 30 lira bonus hemen üye oluyorsunuz kampanyaya katılıyorsunuz butonunuz kampanyaya katıl butonuna basıyorsunuz derbi maça maç önü kupon yapıyorsunuz maç boyunca atılan her gole 30 lira bonus kazanıyorsunuz kampanya yeni üyeler ve daha önceden üye olup henüz para yatırmamış kullanıcılar için de geçerli e, futbol daha zevkli hale getirmek için Tiyran'ın bir önerisi vardı. E, golleri puan verilsin. E, sevgili 2 golden fazlasına bir puan daha verilsin diye. Vizyon ortaya koyarak bunu e, böyle hayata geçirmiş. Tutturu teşekkür Mantıklı, ediyoruz. Biz vizyonlarını alkışlıyoruz. Biz bu maçı ya yani bu yayın bugün yayınlanacak. Biz akşamda da maçı izleyeceğiz. Zaten maç önü programı da yapacağız bir derbi olduğu için. Hı hı. O yüzden çok uzatmadan ben maçın ilgili herhangi bir fikrim yok. Ya, çünkü e, konsantre değil Fenerbahçe. Trabzonspor da çok değişti yani maçtan önce kadroları görmeden maçla ilgili ilgili bir tahminde bulunmuyorum. O yüzden de burada herkese canlı oynamalarını tavsiye ediyorum. Maçta ben fazla gol olacağını düşünüyorum. Yani iki takımın da gol atma ihtimalini hı. yüksek görüyorum. Dolayısıyla gole bahis yani bu yeni uygulama var ya her, her gole ekstra bonus. Onun üzerinden bir e, tavsiyede bulunayım. Karşılıklı gol var da kısaca şu an için e, akşam kadroları görmeden evvel yaptığımız için bu programı şu an için tahminim olmuş olsun. Hı, hı. Ee, şimdi, sen, sen gollü geçecek mi? Şimdi Tutturanlar Kulübü izleyicileri merak eder ne söyleyeceğim ama gerçek gurme Tutturanlar Kulübü takipçileri benim zaten ilk yarı sıfır diyeceğimi çoktan biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii ki maça dair görüşlerim var. Serdar abi Fenerbahçe cephesine katılıyorum. Fenerbahçe'nin çok maçın saha içi odağından çok daha fazla problemleri var. Problemden ziyade e, futbolcuların mentaline etki edecek bir ortam olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray öyle ya da böyle şu an resmi olarak farkı 8 puan yapmış durumda. Maç fazlası olabilir ama Trabzonspor maç önce 8 puan olması ve artık mesafenin çok daralması biraz işleri sıkıştırmış gözüküyor. Çünkü psikolojik olarak eğer siz saha içi sorunları baskılarsanız, yönetim bazında söylüyorum bunu, sanki bunu tamamen bir hakem problemiymiş gibi hayır hayır biz kötü oynamıyoruz aslında ee, öyle böyle deyip bastırıp bunu bir e, tepki görmemeyi bir yöntem haline getirirseniz bir noktada bastırırsa bastırıp bir noktada patlar. Hep de böyle olur. İddianı kaybettiğim maçta üstünden geçer taraftar yani. Ve haklı da olur. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü 36 maçlık periyotta e, bir şeylerin sadece ve sadece bir hariç herkes. Böyle bir böyle bir şey olur mu yani? Ben yönetiyorum ama bana sormayın, ben ben hariç herkes sorumlu derseniz e, taraftar da görüyor yani oynanan futbolu e, ilk teklediğinde, kötü oynadığında e, ve e, bu sonuç olarak his, hedefine ulaşamadığını hissettirdiğinde tepkisini ortaya koyar. E, biraz böyle bir maç olma ihtimalini görüyorum. E, Trabzonspor karşı kötü bir futbolu karşı e, taraftarın bir reaksiyon vereceği ortada şimdi futbolcular da bunu mental olarak bildiği için biraz daha e, mental olarak da kıran bir maç oldu. Şimdi İstanbul Spor maçı en net aslında Giresun maçının kaybı daha kritik olmakla birlikte İstanbul Spor maçı en unutulmaz hafızalarını kazındığı maç. E şimdi izliyorlar e Galatasaray 10 kişi e, çok da bir pozisyon vermeden 10 kişiyle bir tane kaçırıyor bir tane daha. Yani Icardi saçma sapan bir gol kaçırıyor. İki, tane, iki dakika sonra bir daha Icardi karşı karşıya kalıyor yani. Bırakıyor köşeyi. O zaman da e, bunu hissedersin, bunun kırılmasını yaşarsın. E, bu noktada ben taraftarın artık e, takıma yönelik baskısını hissettireceğini, özellikle de maç iyi başlamazsa, e, bunun çok hissedileceğini düşünüyorum. O yüzden maç, maç sonucu odaklı bir tahmini mantıklı bulmuyorum. E, Trabzonspor'da bence derbileri iyi oynamakta birlikte çok e, kapasitesinden götüren eksikleri var ve ayrılıkları var. Bruno Perez 11 çıkmıştı. Sağ kanat olarak Trabzeşiktaş maçına sözleşmesi feshedildi. Ayrıldı. Bakasetas cezalı takımın açık en kritik oyuncusu. Yani hücum açısından üretme ihtimali düşük bir yapı şu anda Trabzonspor. Ee, doğal olarak da ben e, biraz kısır bir ilk yarı geçeceğini düşünüyorum. Biraz daha işler açılabilir mi? Neden olmasın? Olabilir tabii ki. Yani. Hiçbir şeyin garantisi olmamakla birlikte. 0-0'ın ben ilk yarı sonucuna yansıyabileceğini düşünüyorum. İlk yarı 0 her zaman e, cepte tutulması gereken bir seçenek. Bence en net bahiste bu bu maç için. Ee, yani Trabzonspor'un da oyun kimliği, Beşiktaş maçını biraz hatırlarsanız Beşiktaş'ın son 10 maçtaki aldığı tek beraberlik Trabzonspor'a karşı. Galatasaray'a 3 attı, Fenerbahçe'ye 4 attı bu takım. Ee, onun da bir sebebi var ee, ve Trabzonspor reaksiyonları oynamayı seviyor. Aslında biraz yanlış kurulan kadrolar böyle olur. Yani iyi kadro kurduğunu zannedersin yani her maçı alacak ama ben ben, arasında geldi eski Manchester yani. United sendromu diyorum. Hep şampiyon maçı kadro kuruyorlardı ama sadece derbilerde iyi oynuyorlardı. De, sadece derbilerde iyi olmak çok kötü bir e, sinyal aslında. Sezonu götüremeyeceğini gösteriyor ama derbilerde de farklı işi. Derbilerde de rakip takıma reaksiyon verebilecek yapıda kadrolar oluyorlar genelde. E, o yüzden Trabzonspor'un ilk devre yeni kap gireceğini içeri çok zannetmiyorum. Onu i̇lk yarı sıfır diyeceğim. Ben bir şekilde Val Fenerbahçe'nin artık içeride bir derbi performansıyla taraftarına bir şey sunma zorunluluğu olduğunu düşünüyorum. Ee, Eleki Trabzonspor'da senin söylediğin gibi hani önemli eksikler de varken her ne kadar psikolojik olarak, ruhsal olarak, mental olarak bunu nasıl tanımlarsınız bilmiyorum ama e, çok ciddi yıpranmış ve daha da yıpranmaya aday bir Fenerbahçe ve Fenerbahçeli oyuncu grubu olsa da sahada e, artık burası yani burada bir reaksiyon verdi, verdi. Ee, yani çok daha büyük, senin de söylediğin gibi çok daha büyük sert bir tepkiyle de karşılaşabilir takım. Ee, dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin açıkçası ilk yarıda gol bulabileceğini düşünüyorum. Ha ee, Bu demek değildir ki zaten Fenerbahçe öyle işte en kolay geçmesini beklediğimiz rakiplere karşı bile yani. Hani e, işte Galatasaray'ın İstanbul Sporu karşısında elde ettiği gibi 50'ler, 55'ler cezası sahasında oyunu yıkmalar. O kadar her zaman etkili performanslar sergileyemiyor. Bu da o demek değil ama ben bir şekilde ilk yarı Fenerbahçe'nin gol bulabileceğini düşünüyorum. Ee, benim tahminim bu şekilde. Maç sonunu çok da bir şekilde Fenerbahçe alacaktır ama en azından ilk yarı Fenerbahçe ilk golü Fenerbahçe bulur gibi bir tahminde de e, bulunabilirim. Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. <laughs>